157. Cuma herkese merhaba. Aydoğan'la birlikte, normalde biliyorsunuz gibi işte yapıyor. Bugün böyle bir değişiklik yapalım dedik. Aydoğan'la birlikte Aydoğan'ın bu hafta seçtiği gündemi oluşturan, geride bıraktığımız bir hafta içinde gündemi oluşturan haberleri konuşacağız. Ama onunla ve geçmeden önce adetten diyor soralım. Nasılsın Aydoğan? İyidir abi seni sormalı. Gayet iyi çok sağ ol. Aydoğan dün akşam yaptığımız televizyon çekilişiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ee, özellikle düğünüm olacak diyen birine çıkmasına çok sevindim yani tam böyle zaten şu anda her şeyin masrafı artmışken en azından orada bir nebze televizyondan kızmış olmak hem işte TP Vision'ın hem katıl üyelerimizin hem de bizlerle beraber böyle toplu bir hediye vermiş olmanın haklı sevincini yaşıyorum diyelim. Güle güle kullansınlar ömür boyu mutlu olsunlar bu arada yani nikahları için söylüyorum ve dün akşam yayında da söylediğim gibi Televizyonu her açtıklarında o televizyonun kendilerini HVP'nin katıl üyelerinden bir hediye olduğunu, Philips TV'den bir hediye olduğunu hatırlasınlar. Mutluluklar dileyelim. O zaman konuları da ben geçiyorum. Tamamdır. İlk bu haftaki en önemli konu bence de en önemli konulardan birisi HarmonyOS'un osun duyusu. Çin'de yapılan bir lansmanla hı hı. Huawei başta işletim sistemi olmak üzere. Yenilikler e şey yaptı ne değerli de, 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 ekosistemdeki de. ürünleri de tanıttı. Tanıttı. Detayları senden alalım. Ee, buradaki en önemli e, olaylardan biri tabii ki zaten işte HarmonyOS geliştiriliyordu, e, geliştiricilere açılmıştı. Tüm cihazlarda tek işletim sistemi olması bunu da tam olarak başarabilen yok. E, Apple kanadında iPadOS vesaire falan diye bölünüyor cihazlarda. Bir nebze Google'da var diyebiliriz ama onlarda da işte Viros ve Android TV isimlendirmesiyle ayrılıyor. Ee, Huawei'nin buradaki adamında görüyoruz ki bütün cihazlarda tek bir işletim sistemiyle hem de mükemmel bir uyumda çalışabileceği görünüyor. Oradaki zaten önemli etmenlerden biri telefonun bir süper cihaz konumunda olması hı hı. ve zaten normalde yaptığımız bluetooth ile ışığa bağlanma, televizyona görüntü aktarma gibi işlemleri bu süper cihaz olayı vasıtasıyla artık öyle bluetooth ayarlarına gir oraya gir ekranı yansıt da falan gibi değil sadece oradaki bir ekrandan sürükleyerek yapabilme rahatlığı var. O gerçekten e, günümüzdeki durumlara nazaran bayağı ön plana çıkan bir özellikti. Bir diğer yandan tabii ki e, biz de yüklediğimizde test ettiğimizde göreceğiz ama Huawei'nin iddiası iOS ve Android'den daha hızlı olduğu, daha az yer kapladığı, RAM ve depolama konusunda size katkı sağlayacağı yönünde. Hatta 128 e, KB ve üzeri yerde çalışabilme... hızlıydı. Çalışabileceğini söyledi. Evet. Biz orada anladığım kadarıyla bu Çin'deki cihaz listesi olduğu için şeylerde bir hata yapmışız. P40 Lite dışındaki birçok merak edilen aslında e, cihazda var. Yani, Öyle mi? E, çünkü işte Çin'de Nova bilmem kaç oluyor. Türkiye'ye geliyor P Smart oluyor. Hmm. Onun gibi farklılıktan. E, tabii ki olmayan cihazlar olacaktır ama yani Huawei'nin e, neredeyse bütün P serisinde ve e, Mate serisinde bu durum var. Diğer cihazlarda da sizin Çin'deki ada göre bir durum olacak ama hemen hemen son birkaç yılın bütün cihazlarına gelecekmiş. Onu da özellikle burada bahsetmiş olalım. O da geçiş sürecinde bana gelecek mi diye merak eden çok insanlar vardı kendi cihazına gelmesini bekleyen. O konuda sorun olmayacak gibi part part bölmüşler. İşte 2011'in hemen 21'in ilk çeyreği, ikinci çeyreği falan diye devam ediyor. İlk aşamada Mate 40 Pro ve P40 Pro daha doğrusu Mate 40 ve P40 serisine geliyor. Hı hı. Ama yine takvim Çin'e özel olduğu için nasıl Android'de ülkelere göre gecikmeler görebiliriz. Türkiye'de şu anda ne zaman geleceği belli değil. Şu, Huawei, Türkiye ofisi bir şeyler biliyor mu? Ee, ya ben direkt mesela Kaan'a sorduğumda veya bir yöntem var mı? Beto olarak vesaire alabilme şansımız var mı diye. Ya dedi hani şu an sadece içeridekilere e, verildi. E, oradaki takvime göre olacak. Ben de net tarihi bilmiyorum Anladım. dedi. Ben Bu zaman de betek e, lansman çok güzel bir lansmandı. Yani Hı -hı. beni son zamanlarda en çok heyecanlandıran işlerden bir tanesi oldu Harmony. Çünkü artık cep telefonu tarafında falan heyecanı kaybettik. Böbenin aynısı cihazlar. Hiçbir yenilik olmayan cihazlar. Maalesef. E, kullanımı çok güzel görünüyor sunumlardan gördüğümüz kadarıyla ve çok fonksiyonel görünüyor işletim sistemi. Bir an önce denemek isteriz tabii ki. Ama o lansmanın sonunu böyle biraz e, e, sallapatı yapmışlar. E, e, öyle düşünüyorum. Yani lansmanı yaydılar, yaydılar, yaydılar. Bana kalsa <laughs> bana kalsa 20 dakika daha önce bitirebilirlerdi lansmanı. Bu arada sıkılmadım son zamanlarda izlediğim çoğu lansmandan sıkılmam rağmen. Eskiden sıkılmadım yine de. Ancak sonunu böyle bir bir dakikada iki dakikada bitirmek zorunda hissettiler kendilerini. Ee, ve işte CEO ayın ikisi itibariyle, iki Haziran itibariyle dağıtımda dedi. Ama mesela bu söylediğin detayların hiçbirisini vermediler şey anlamında. Orada komple zaten hani e, nedense tek böyle bir şey olduğum tarafı global lansman değildi, Çin lansmanı gibiydi. Zaten işte Çince konuşuldu, e, veriler komple orada Çince'ydi. Sadece arkada bir simultane çeviriyle... Bir hanfendinin İngilizce çevirisini dinlemiş olduk. Hani şeyi tabii ki işim milliyetçiliği de olabilir. Bu kadar büyük bir şey Çince yapmalarını saygıyla da karşılarım ama işte global taraftaki hmm. merak edilen datalar değildi bizim. E belki adımız. bir de global lansman yapılacak. Belki yani mi? şimdi hani e, şey demiş aslında ilk önce içeridekilere verilecek filan. E, Çin dışına açıldığı anda belki bir de global lansman yapılacak ve belki hatta o lansman çünkü şeyi biliyoruz. Huawei P seviyesinin ve MED seviyesinin lansmanlarını, global lansmanlarını Avrupa'da yapıyor. Hı hı. Ee, belki de bunu da Amerika'da ya da Avrupa'da yapacak. Ve biz o zaman daha detaylı bir kıta ya da ülke ya da zon bazında e, geçiş tarihini o zaman göreceğiz. Ama mesela bence şunu yapmaları lazım. Şimdi mesela p 40la Çin'de Nova bilmem ne diye satılıyor olabilir de o yüzden Nova bilmem neyi yazacaksın. Yanında P40 Lite'i de yazacaksın. Çünkü yazmadığın zaman Türkiye'deki müşterini anlık olarak üzüyorsun. Evet. Dünyanın başka yerdeki insanları, yani. insanları da üzüyorsun o zaman. Ee, ve bir şirketin bence en çok yapması, kaçınması gereken şey insanları üzmek olmalı. Ee, o ya yüzden şöyle bir, çok küçük. 5 harf daha yazacaksın herkesi mutlu edeceksin aslında. Ya da hani ülkelere kafa karışıklığı olmasın diye görev vereceksin. Ee, işte Huawei'den Harmoniosta alakalı mesela e, bülten geldiğinde tabii bunu HQ'dan onlara verilmiş olması gerekiyor çünkü birçok konuyu galiba e, Çin dışındaki yani HQ genel merkez dışındaki insanlar da Lansman'dan öğrendi. Öyle bir durumdaysa hani Türkiye için de hangi cihazlara gelecek takvimini şeyini, genel merkez vermiş lazım Bence merkez her ülkeyi sizin o ülkede bugüne kadar sattığınız cihazlar arasında ve gelecek diye bir liste vermesi lazımdı. Aynen. Ve lansmanın sonunda her ülke kendi sosyal medya hesaplarından ve tamamından bunu atıyor. Mesela Türkiye Huawei Türkiye Türkiye'de bugüne kadar sattığımız cihazlardan ilk etapta harmoni güncellemesi alacaklar şunlardır diye listeyi paylaşmalıydı. Yani mantıklı olan yani Kafa buydu. karışıklığı ortada. Biraz kafa karışıklığı oldu. Lansman hoşumuza gitti. Üvün hoşuma gitti. Ben hoşuma gideceği konusunda çok emin değildim. Ne evet. yalan söyleyeyim. Şüphelerim vardı. Ürün hoşumuza gitti. Bir de ayrıca yeni cihazlar tanıtıldı. <laughs> yeni cihazlar konusunda da e, aslında buna p de eklemek lazım. Da, o sadece tease edildi. Hani böyle bir e, ucundan gösterildi durum olduğu için onu dahil etmiyorum. Yeni MatePad ailesi geldi. MatePad ve MatePad Pro geldi ve özellikle e, tabii ki bu ile beraber birçok özelliği kazandığını görüyoruz. Hatta mesela bendeki MatePad Pro'ya gelecek mi bilmediğim özellik şu anda yine Apple ekosisteminde gördüğümüz çift ekran kullanabilme ve kalemi de bayağı geliştirmişler. Çift ekran kullanabilmekte şöyle bir senaryoda göze çarpıyor. Kalem de artık inanılmaz hassas seviyeye geldiği için ee, işte Wacom'dan vesaire yerine sen bilgisayarında ayrı bir çizim tableti olarak kullanabilme Hı -hı. rahatlığı da ortaya çıkıyordu. orada. MatePad'de de keza öyle ama tabii ki Pro tarafı biraz daha şey e, ön plana çıkan bir şey. Burada şaşırdığımız ve niyeyse birçok insanın da gözünden birkaç tane hani ben e, yerli yabancı basında da böyle vurgulandığını görmedim. MatePad Pro'da Kirin 9000E var. Yani yeni senede biz özellikle 710'dan gördük. Hı -hı. 710A, 710F. Hı -hı kirin 9000 var diyebiliriz. Bunu normal karşılarız. Çip üretilemiyor şey olmuyor. Ama MatePad'de Snapdragon 870 gördük. E, nerede ambargo ya da alabiliyordun e, e, ki lansmanda övendik mi? ki <laughs> 5G olmayan e, için, 5G olmayan e, işlemcilerin Huawei satışına Amerikan senatosu izin vermiş. Ben böyle bir haberi hiç okuduğumu ben hatırlamıyorum ne hiç. mesela. Ne Lansmanda gördüğümde... arkadaşlarımızdan şey yaptık, ne derler öğrendik. Ve o zaman ortaya şey çıkıyor. Mesela Huawei niye suskun? Yani e, 5G olmayan işlemcilerle şu anda piyasada bir yeni cihaz var. Yeni cihazlar çıkıyor. Xiaomi çıkartıyor, Vivo çıkartıyor, hı hı. Realme çıkartıyor. Huawei'nin de giriş segmenti ve orta segment ürünleri var. Hatta orta üst segmentte bile bazı ürünlerde dünyada 5G desteğinin olmadığını ya da opsiyonel olduğunu görebiliyoruz. Hatta amiral gemisi seviyesindeki cihazlarda bile evet, <laughs> 870'in mesela Poco F3'te görüyoruz. Onda 5G'li versiyonu var. Aynen öyle yani o zaman Huawei cep telefonu çıkartabilirmiş yani yılın bu zamanına kadar. Ne bekliyorsun işte hani yani. bizim bir lafımız vardı ya helva yapsana diye. Yapsana bir adam yani hani <laughs> ya telefonu o yapsana. Ya bekledi <laughs> artık hani Komple kendini <laughs> döndüğü için. De. Ee, Kirinden devam etmenin isteği ve hatta bence yine Kirinden devam edecekti ama yine daha öncesinde de konuştum işte. Pelli'yi lanse edemedi. Niye? Elinde işlemci yok şu anda. E, MatePad'e bunu şey sağladı. Çünkü büyük ihtimalle p de artık Kirin 9000 değil. Onun yeni versiyonunu kullanmak istiyor. E, eldeki sayı az olduğu için de düz MatePad'e de Snapdragon kullanması gibi bir durum olabilir. Bir diğer yandan eee akıllı denebilecek aslında monitörler gördük. MateView adını veren. Bir e, profesyonel kullanıma göre biraz daha günlük kullanımda e, olabilecek MateView. Bir de e, oyunculara yönelik GT modeli var. Hı, ben oradaki Soundbar'ı vesaire sevdim ama aslında bildiğiniz bir e, monitör olduğunu şey yapalım. Diğer yandan e, ona geçmeden ben bir şey söyleyeyim. Ben lansmanda bu televizyonu anlamadığımı söyledim. Yani böyle bir övüne ne ihtiyaç var diye. Ama lansman sonrasında araştırınca gördüm ki dünyadaki te şey üretimi monitör üretimi bu tarafa doğru kayıyor. Ve e, analiz şirketlerinin de beklentisi böyle bir şeymiş. Yani hı hı. bu benim gözümden kaçmış demek ki. Kusura bakmasınlar. Yani herkesin geçen yıllarda çizdiği vizyonda şu şey varmış. Bir monitör Monitörün altına telefonunu ya da tabletini koyduğun zaman hem işte kablosuz şarj olacak oradan o aşamada hem de işte bu Samsung'un şeyini geliştirdiği sistemi bypass edecek. Yani bir kabloya bir aparata gerek kalmadan telefonunu ya da tabletini monitörde kullanmanı sağlayacak. Ve işte gerekiyorsa Bluetooth'la üzerinden klavye, fare bilmem ne falan bağlanacak olan paneller Zaten bekleniyormuş dünyada. Hatta ben en önce gördüm ki bunun prototipleri havalimanlarındaki lounge'lar için, otellerdeki business center'lar için bilmem ne falan filan filan çoktan şey. çizilmiş, hazır. Ee, Ikea filan gibi şeylerin mobilya üreticilerinin buna özel üretici mobilyaların tasarımları bilmem neler filan da hazır gördüğüm kadarıyla. Bu benim eksikliğimmiş. Bu konsepti bilmiyor ben olmak benim eksikliğimmiş. Nasıl gözümden kaçmış o da evet yani bu kadar okuyorum, dikkat etmeye çalışıyorum filan filan. Huawei lansmanda bana bir Snapdragon golü atmış oldu. Bir de ne bu monitör golü atmış oldu. Onların sayesinde öğrendim sağ olsunlar. Ee, ama gerçekten hani tasarım olarak hem özellik olarak e, güzel duruyorlar ve işte bir diğer yandan zaten e, HarmonyOS ile Huawei kanadı da zaten net bir şekilde ekosistem yarattığının da şeyini yani kanıtını sunmuş oldu ve nasıl sunacağını sunmuş oldu. Buradaki tabii ki önemli cihazlardan diğerleri de akıllı saat tarafı. Watch 3 ve Watch 3 Pro geldi. Burada aslında isimlendirmede GT yok. Onu altını çizelim. Aslında Huawei'nin ilk çıkardığı akıllı, ilk iki akıllı saatin devamı geldi. Sonradan hı hı. GT serisine geçmişti. Ama tabii ki aslında isimlendirmede öyle bir şey var. Bu sefer çok daha büyük ekran ve tabii ki Harmony OS ile beraber çalışabilme özelliği ve artık telefonsuz çalışabilme. E biz çok şey gördük. Hı -hı. Akıllı saat gördük. Ama bunu tam manasıyla telefonsuz çalıştırabilme yani sen telefonu komple evde bırakıp görüşmeni yapabilme, oradaki birçok şeyi görüp buna göre kontrol edebilme, aynı zamanda uzaktan kontrol sistemi gibi birçok şeye bağlı bir akıllı saat gördük. Tabii ki bu şarj tarafında bir sıkıntı yaratıyor. Yani biz Huawei'de 14 günden aşağı görmezken bu sefer akıllı modda hı hı. E, büyük ihtimalle gerekmeyen şeyleri arkada kapattığı vesaire şekilde 5 güne varan bir ömür görüyoruz. Ama burada esimde de takılı. Yani bir telefon gibi kullanarak 5 gün olduğunu söyleyelim. Ben orada canlı yayında demiştim. Ya yine hani şey için iyi. E, ben işte Oppo Watch kullanıyorum. Şu anda güç şey güç tasarrufuna geçti. E, Apple'da da öyle. İşte bir buçuk günden fazla çok zor kullanma. E, burada adam yine sen telefon gibi kullanabileceğin süreçte 5 güne varan bir pil ömrü sağlayabiliyor. O açıdan güzel bir adım atmış. Yılın ikinci yarısında Huawei heyecan getirebilir. Yılın ilk yarısı çok şey geçti. Heyecansız geçti. Hı hı. Yılın ikinci yarısında Huawei heyecan getirebilir gibi görünüyor. Hem yeni ürünlerle hem yeni işletim sistemiyle. Bekleyelim görelim diyelim ve oradan başka bir işletim sistemi haberimize geçelim. Ee, son olarak FreeBus 4'ün de e, taratıldığını söyleyelim. Vardı. Okey, ben o hatta yine daha ah, zaten bu var diyerek 4i ile karıştırdım. FreeBus 3'ün yeni versiyonu gelmiş oldu. Ve tabii ki zaten ilerleyen günlerde e, paydar gelirse her birini şey yapar. Bu sefer gerçekten bir ekosistem deneyimine aktarırız. Ben her iki cihazda da yani en azından ilk partide geleceği açıklanan MatePad Pro ve Mate40 Pro için neredeyse her gün ne olur ne olmaz diye bir güncelleme kontrolü yapıyorum. Onunla alakalı da videolar gelecek diyip Windows tarafına gelelim. Daha öncesinde aslında biz konuşmuştuk hani yeni Windows gelecek yani aslında yeni Windows değil de büyük bir güncelleme paketi gelecek. Windows'un adını değişmeyeceğini yıllar önce söylemişti Windows kanadı. Sonrasında bir olmayacak herhalde geri çekildi dendi. Bu sefer Windows daha doğrusu Microsoft kanadı resmi olarak 24 Haziran'da Windows'a gelecek yenilikler hakkında şey yapacağını açıkladı. E merakla bekliyoruz. Şu an. 24 saatten 20 gün Evet evet yani bu ay içerisinde yani yeni büyük ihtimalle direkt o günden itibaren şeyde Insider Preview dediğimiz o direkt isteyenlere e, beta testine de e, açılacaktır. Hani ne gibi değişiklikler olacak? Sadelik vurgusu vardı daha öncesinde yapılan röportajlarda, söylemlerde. Ama e, yani en azından şu age zorunluluğunu kaldırsınlar da Ayabitar installer vesaire gibi bir programı zorlamasınlar o bile yeter bana diyorum. Ya da şu çökme sorunlarının bir önüne geçilmesi lazım ama şu anda bir şey yok işte hani bilgi yok. Çökme sorununun önüne geçilmesi için driver güncellemeleri konusunda OEM'leri yani parça üreticilerini serbest bırakması lazım. Daha serbest bırakması hı hı. lazım. Onu yapamadığı sürece çökme sorunları zor biraz. Ee, benim bir beklentim yok. Ne yalan söyleyeyim. Ya büyük yani. bir yenilik ben hani, de beklemiyorum. E, yani, ne gelebilir diyorsun? E, Windows işte kullanıyoruz. <laughs> hani artık çökmesine mavi ekrana falan alıştık. Arada sırada şişer bu. En güzel şey bence Windows'u onunla birlikte cihazlara getirdikleri şey. hani Tekrar Windows'u yeniden kurma opsiyonu. <laughs> Formatlamadan, şey yapmadan sıfırlamadan sıfırlayabiliyorsun. Da çok uzun sürüyor, Cep telefonlarının yaptığın gibi bu sayede en azından cihaz kasmaya başladığı zaman onu kasmaktan Geviye döndürüyorsun. Işte ee, Windows tayinin en büyük buluşu bu olabilir <laughs> bence. Bunun dışında bir beklentim yok. Hayırlı olsun Mike Mustafa. Zaten e, benim işte ofiste kullandığım bilgisayarda Insider Preview açık. Özellikle yani büyük bir yenilik bir şey gelirse diye e, takip etmek için. E, o yüzden hatta bizde mavi ekran değil yeşil ekran diye geçiyor. Niyeyse Insider'da hmm. mavi ekran hatasında yeşil renkli veriyor. Öyle bir farklılığı var. Belki mesela. mavi ekran tanımından kurtulmaya çalışıyorlar. <laughs> <O da> olabilir. <laughs> 24'ünde bir güncelleme gelirse ki tahminimce de gelecektir. Onunla alakalı eğer büyük bir değişiklik varsa size ee, ön gösterimden, yani daha doğrusu ön gösterim denemez onu işte. Ön izleme sürümünden ee, paylaşırız. iPhone kanadına geldiğimizde şeyde bence geciktiler de ya yani şimdiye kadar aslında iPhone 13 muhabbetlerini çok artması gerekirken bayağı sessiz şey, kaldı. Bugün 4 Haziran 4 Temmuz 4 Ağustos 4 Eylül yani Çünkü 90 ay, gün ya. sonu maksimum yeni iPhone lansmanı yapmak zorunda tabii. Evet yani Ve henüz e hiçbir şey yok ne derler ortada açıklanmış, gövceye çıkmış, dile düşmüş, sızmış falan doğru düzgün bilgi ya, yok. Tasarım aynı olacağı zaten hani söyleniyor ama en büyük söylenti batarya üzerineydi. İşte artık Çin'deki o fabrikalardan falan bir ortaya resmi sayılabilecek bir sızıntı çıktı. yeni iPhone modellerinde en azından bir %20'ye maksimum varan bir pil artışı var. Nasıl söyleniyor? iPhone 12 mini de 2227 miliamperlik bir batarya vardı. Bunun 2406'ya çıktığı yani yaklaşık olarak %8'lik bir artış olacağı. iPhone 12 ve 12 Pro'da 2815 miliamper vardı. 13 ve 13 Pro versiyonlarında 3000 seviyesine çıkıp 3095 olacağı. Pro Max'te en büyükte ise ilk defa iPhone kanadında bir 4000 <laughs> seviyesi görerek 4352 miliamperle %18'lik bir artış olacak. Bunun en büyük sebebinin bir diğer artık bu sene kesin verecekler dendiği ufak tefek sızıntılarda da duyulan OLED ekrandaki 120 Hz tazeleme hızını e, edebilmek için böyle bir şey yaptığı söyleniyor. Şimdi biz iPhone 11 ile başlayan süreçte pil şikayetlerinin azaldığını gördük zaten. Yani e, iPhone 12 ile kullanan arkadaşlarımız da pilden eskisi denen olduğu gibi şey yapmıyorlar. Hı. Nedenler Ağlamıyorlar. Buradaki sorun şu, kapasiteli ve küçük olduğu için erozyona daha çok maruz kalıyorlar. Yani erozyondan kastım şu, birinci yılın ikinci yılın sonunda pilin kullanılabilir. Şimdi 4000 miliamperlik bir pilde pilin %20'si öldüğü zaman 3200 miliamperin kalıyor. 2000 miliamperlik bir pilde %20'si öldüğü zaman 1600 mü yapıyor? Evet, 1600 miliamperlik bir pilin kalıyor. Yani Çok sığa o anlamda küçülüyor, azalıyor ve bu müşteriye, kullanıcıya daha büyük bir sorun yaratmaya başlıyor. Esas sorun bu e, ee, bu bir yükselen değerler de yabana atılacak yani iPhone'un içinde baktığın zaman yabana atılacak değerler değil yani mesela mini'den bahsedelim sadece 170 mAh gibi bir artış oluyor ama yüzdesel olarak %8 büyük bir artış aslında. Bu arada bu sızıntıyla övünüyoruz ki mini devam edecek bir de öyle bir şey Hı. var yani en azından şu anda devam ya edecekmiş gibi görünüyor. Farklı isimler bile olmasa bu şekilde görünüyor. Şeye Bence bakmak 12. lazım 14. ağırlıklar ne kadar değişecek cihazların bir de onu görmek lazım hani bunun olumlu mu ne de, ne, ne ifade ettiğini anlamak ya orada için. Onu da zaten Apple hep şey yapıyor zaten hani şu mesela şey vurguları gerçi her markanın yaptığı bir vurgu da Apple onu daha çok şey yapıyor işte ee... Şimdiye kadarki en uzun şey e, batarya performansı, şimdiye kadarki e, en iyi kamera, şimdiye kadarki en ağır iPhone serisi derler. <laughs> onu da bir yedirirler bence. Yok demez de onu. Bu güzel bir gelişme. Hayırlı olsun. İnşallah Apple son anda maliyetlerden bilmem neden filan dem vurup vazgeçmez. Büyüsün şu cihazların da pilleri. İnsanlar <laughs> daha rahat. ya Şeyi de unutsun insanlar. Mesela ben artık nasıl... Android tarafındaki e, stabilitenin unutulması gerektiğinden yanaysam e, Apple tarafındaki, iPhone tarafındaki şu pil mevzusunun da artık unutulması lazım. Yani yıl olmuş 2021-2022 artık hani hala iPhone'un pilinden mi konuşacağız? Hani şey Huawei'nin yaptığı gibi bir şeyler yapsınlar, e, iOS'a takla attırsınlar <laughs> bence bu saatten sonra. IOS falan gibi. Yo, onlar dersen. da şimdi bak görüyorsun yakın bir zamanda hemen böyle bir tane power e, şey gibi Huawei'nin e, Merkez, merkezi şey gibi. cihazı gibi onlar da kendi ekosistemleri içinde cihazların bir tanesinin diğerlerini yani bir yüzük hepsini hükmedecek ya <laughs> o bir yüzüğü onlar da şey yaparlar. Ya, e, tanımlarlar Orada gerçekten hani bir diğer yandan Huawei'yi e, ciddi manada tebrik etmek lazım. Hani bu işi yıllardır yapan firmalar varken adamlar hani bu şeyden dolayı gaza gelip çok kısa sürede yani ilk duyurulduğu dönemden hadi daha öncesinde de ufak tefek argeler olsun. 3 yılda yıllardır yapılamayan önemli gelişmeleri Tırıklısın. yaptı. Tabi burada tek şey beklediğim hani gelsin bir görelim. Çünkü tanıtımda şunu yapacağız bunu yapacağız vesaire demek normal. Onun şey kısmını görmek lazım tabii ki. Ama tebrik etmeden de geçmemek lazım. Bir sonraki haberimize geçelim. Devam ettiğimizde oyun kanadından ufak bir e, haber ekledim. Biliyorsunuz daha öncesinde işte e, yerli kardeşlerin yani aslında Türk firması da denebilir, Türklerin oluşturduğu Avusturya firması da denebilir. Hep ama Crytek için Türk insanı için bir özel yeri oldu. Bence Alman şirketi. <laughs> yani aslında teknik olarak öyle ama ne dersin o kadar büyük başarıda. Bunlar Türkiye'deki ofisini de kapattılar biliyorsunuz. evet. Ya zaten bir küçülmeye gitmişlerdi. Son dönemde yeniden böyle Crysis'in işte remaster versiyonuyla ortaya çıktılar, bir tekrar duyuruldular kendilerini çünkü şu an bildiğim kadarıyla VR tarafında vesaire çalışmalar yapıyorlardı. Şimdi ise ikinci ve üçüncüsünün de geleceği ama Crysis Trilogy adında daha doğrusu Crysis Remaster Trilogy adında üçünün bir arada olacağı bir oyun olacak. Buradaki e, bu oyunun önemli artılarından biri yeni nesle de gelecek. Yani PlayStation 5 ve Xbox, Xbox Series X karadında da olacağı ve özellikle işte ışın izleme vesaire gibi teknolojilerin yeni oyunlara da daha iyi bir şekilde adapte edileceği e, konuşuluyor. E, deyip aslında <laughs> ufak bir haber yani. Isıtıp ısıtıp önümüze koymaya devam ediyorlar diyelim bence. Başka yeni bir seri şey şey yapmaktansa evet. Bir de şeyde e, remakeleri ve remaster arasında da benim gözümde ciddi fark var. Çünkü şimdi ben ilk oyununu oynadım, ee, remaster oldum, evet kalitenin çok geliştiğini e, görüyorsun. Hele ki, işte, kalitenin. evet e, ama hani oyunun yapısında da büyük bir değişiklik yapamıyorlar. Remake dediğimiz tarzda olsa yani yeniden sıfırdan aynı şekilde yapılsa günümüz e, şeylerine de uygun oluyor o zaman. Ee, yapılarına da ya da teknolojilerine de uygun oluyor. Ama o zaman onu yapacaklarını yeni oyun çıkartırlar. Şu anda onu da yapmıyorlar. Remaster'la yine güzel bir taktik şirket ayakta. Gel ayak geçelim güvensiz. Ee, görüp yine e, haftanın e, aşı haberine <laughs> gelelim. E, dünya Ben bunu şeyini bilmiyordum. Daha öncesinde böyle bir e, onay almadığı detayını yakalayamamıştım hmm. ben de şey için. E, Sinovac için. Türkiye'de Çin aşısı olarak bildiğimiz ee, Sinovac'ın CoronaVac aşısı e, Dünya Sağlık Örgütü'nden de acil kul kullanım onayı aldı. E, hatta tam manasıyla bir onay almış oldu. Hatta bu yüzden işte Avrupa'da birçok ülkede e, yapılmamasının sebebi de e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmamış olmasıydı. E, açıklamada ise yüzde aşılananların %51'inde septomatik hastalıkların önlendiği e, ama e, aşı olan kişilerin de yüzde yüzünde ağır vakalarının ve hastane yatışları önlendiği gibi de önemli bir bilgi de paylaşılmış. Dünyanın daha çok aşıya ihtiyacı var. Ee, ve görünüyor ki işte bu üçüncü dozda sonraki yıl tekrarlamalar falan ortaya çıkacak gibi görünüyor şu anda. O yüzden aşı ihtiyacımız bitmeyecek. Türkiye'de dahil olmak üzere her ülkenin kendi aşısını bir an önce geliştirmesi. Ve vatandaşlığının kurulduğuna sunması gerekiyor. Bunun Şeyden başka bir yok. Bahsedelim Türkiye demişken. Türkiye'de de yapılan VLP tarzı aşının da faz 2 çalışmaları başladı. Faz 1'de hatırlarsınız hani şimdi birçok ülkede farklı farklı aşı çalışma yapıldığı için bu en azından daha önce o işte söylenen biz işte geliştiriyoruz şu zaman olacak değildi. İçin içerisinde Bilkent Üniversitesi'nden, ODTÜ'den ee, aynı zamanda Ankara'daki e, onkoloji biriminden ve e, da yer aldığı bir e, büyük bir çalışma. E, geçtiğimiz haftalarda e, Sayın Bakan Mustafa Varank'ın o aşı olarak faz 1'e e, kendini gönüllü olarak kattığı, aynı zamanda TÜBİTAK Başkanı'nın da katıldığı çalışmaydı. E, bir hafta olmadı, işte haftanın başında ya da hafta sonu e, Sayın Varank da duyurdu faz Faziki için gönüllüler arandığını. Ben şahsen başvurdum daha bir geri dönüş olmadı ama kendim de gönüllü olarak katılmak istediğimi duyurmuştum. Onunla alakalı da zaten Bakanın paylaşımından görebilirsiniz eğer siz de katılmak istiyorsanız. Öyle de bir çalışma var Faz Faziki bittikten sonra da ülke genelinde bir faz çalışması yapılacak. Şu anda aralıkları zaten 348 mi? 368 kişimine sonradan bu 5000'e 10000'e çıkacak faz 3'te. Ee, eğer hani aranızda varsa ki çoğu insan aslında bir adım geri durduğunu e, biliyorum. E, ama varsa da tabii ki gönüllü olarak katılmak bu tarz Türkiye'nin de kendi mutlu. aşısına ihtiyacı var hem aşı sayısını, ihtiyacı olduğu aşı sayısını tuttuğu bilsin diye çünkü kalabalık bir ülkeyiz. Hem de paracıklarımız yurt dışına gitmesin ya da o işler yurt dışından gelirken birileri haksız yere zengin olmasın diye yani birilerinin cebi dolmasın diye kendi aşımızı geliştirmek zorundayız. İnşallah bu hatta bundan sonra başka şirketlerde, başka organizasyonlarda kendi Covid aşılarını geliştirir. Her üç fazı da hızlıca tamamlayıp işte bu adını andığımız Alman aşısı, Çin aşısı, Rus aşısının karşısına global anlamda ve kip olarak da Türkiye'nin birinci aşısı, Türkiye'nin ikinci aşısı, Türkiye'nin üçüncü aşısı olarak kendi aşılarımızı çıkartıyoruz. Söyleyecek yani çok olarak, fazla yani şey yok. Zaten şeyin de e, Sağlık Bakanı Sayın Kocanın da söylemine göre e, gerçi her zaman umutlu bakıyor. Birazcık da konumu ve görevi gereği onu yapmak zorunda. E, bu son maskelerin sardığı şey olabilirmiş, yazayı olabilirmiş söylediğine göre. Ay ben inanmıyorum ama ben Sayın Bakan'a yeni inanmıyor değilim. Ben uzunca bir <laughs> zamandan beri Sayın Bakan'a inanmıyorum geçelim boş ver. Okey ee, yine tekrar Türkiye'ye döndüğümüzde geçen hafta aslında şeyden bahsetmiştik TCL'in de e, Türkiye'de üretimine başladığı ama hangi cihaz olduğu ve detaylarını <laughs> bu hafta e, katıldığımız basına özel lansmanda gördük. Türkiye'de TCL'in Arçelikle ortaklaşa ürettiği ilk cihaz TCL 20 SE modeli oldu, SE modeli oldu. Tabii bunun yanı sıra ilk başta yine anakartın dışarıdan monteli geldiği şekilde yapıldığı söylendi. Ama bu yakın sürede yine birçok parçanın burada yapılacağı. Orada dikkatimi çeken zaten. Özellikle senin de birçok konuda vurguladığın burada işte yedek parça veya yerli tedarik konusuna en azından TCL tarafında ilk defa hani Türkiye'de o kadar firma üretip bülten atmışken yerli tedarik konusunda TCL vurguyu yaptı. Şimdiden zaten Türkiye'deki yerli üreticilerden belli başlı parçalar alıyormuş. Yakın vadede bunun daha çok e, artması için de planlar yapıyorlar. TCL bunu televizyon tarafında da çok açık söyledi üretime geçtiği zaman. Bizim standartlarımıza uygun üretim yapan Türk varsa, şirketlerden beraber şey yapalım, hemen satın almaya başlayabiliriz önerisini yapmıştı. Şimdi TCL 20 ailesinin tamamı anladığım kadarıyla Türkiye'de satışa çıkacak. Şey Ama de, bunlardan ee... sadece TCL 20 SE Türkiye'de üretilecek. Evet. Türk, TCL 20 Pro 5G ve TCL 20 L Plus Türkiye'de üretilmiş versiyonuyla bile değil, İtalya versiyonuyla şey yapacağız. O da Temmuz gibi gelecek yani yaz aylarının bitmeden en azından hani orada da şey fiyat vermediler, şey bilgisi verilmedi ama yaz aylarında geleceği söylendi. TCI 20 ile ilgili benim yine bir fiyat eleştirim var. Yani Türkiye'de üretilmiş olmasına rağmen açıkladıkları ve TCL fiyatı yüksek bir fiyat bence. Ee, biz bu telefonun, şimdi TCL telefonlarda bir açıklanan fiyat, bir gerçekleşen fiyat gibi bir Konfra'da şey var, gibi. Ee, kademe var. Bunun açıklanan, gerçekleşen hangisi olacağını bilmiyorum ama e, şu haliyle bu açıklanan fiyat e, bana çok şey vaat etmiyor, hmm, gelecek vaat etmiyor. Onu söylemek isterim. Umarım e, TCL Türkiye'deki arkadaşlar bir şekilde o fiyatın yani yerli üretim anlamında değil o telefonun edevi anlamındaki fiyatını gözden geçiriyorlar. Biz şeyden bıktık. Telefonu çıktığı zaman bu telefon çok pahalı alınmaz demekten sonra 2-3 ay er geçtikten sonra da düşen fiyatını görüp o süper fiyat bu telefonu bu fiyata bu telefon mutlaka alınır demekten bıktık. Ee, o yüzden şu fiyatlama hikayesini hazır Türkiye'de üretiyorken bir el atsınlar rica edelim onlardan da ee, kafadan şey diyelim süper fiyat. Bu fiyata bu telefon alınır. Üstelik Türkiye'de üretiliyor diyebilelim. Zaten orada bir şey sorusu gelmişti. Ee, çok da güzel yerinde soruydu. Hani e, hangi e, bizim sektörden kişi değil tahminimce benden büyüktür Ben Ben de hatırlamıyorum ki onun sorunu ee, ama evet hani, bir gazeteci şu anda, arkadaşımız aynen, sordu. Hı -hı. Teşvik varken e, yurt dışındaki fiyatına göre daha ucuz olması gerekirken hala nasıl olduğunu hani TCL tabii ki orada e, Serhat Bey, e, farklı bir şekilde kaçamak cevap verdi şu anda yapılabilecek hani en ucuz fiyata oradaki düzeni ben de anlayamadım birçok insan da diyor hani hani fiyatlar düşecekti fiyatlara yansımaları görüyoruz ama ee açıldı ve işte bizim de dediğimiz buydu hem istihdam sağlıyorlar, şey yapıyorlar beyaz yakalı, mavi yakalı sayısı artıyor şey olarak. Bu tarz konularda uzmanlaşan ama bir diğer yandan da bakın fiyatlara da yansıyor dedirtemeyecek durumlar var. Bu her marka için geçerli. Bakalım belki de belli bir süre şu andaki üretim tekniğinden olabilir. Türkiye'den daha fazla ürün alabilirlerse bu TCL'in bahsettiği gibi o zaman mı düşecek? Onun tam emin değilim. Özetle TCL 20 SE'den de bahsetmek gerekirse Snapdragon 460'ın olduğu 6.82 inçlik HD bir panelinin olduğu dörtlü kamera sistemi var arkada 48 megapiksellik 5000 mAh'de bataryası var. TCL burada yine ekrana vurgu yaptı. Ekranı HD ve aslında giriş seviyesi bir cihaz olsa da onların o üst seviyelerde bulundurduğu birçok ekran özelliği yine burada eklenmiş. Orada kendi panellerini kullanmaların avantajını yine kullanmışlar. Diyelim Xiaomi'den de bir yine şey geldi abi şov geldi. Bunlar... Xiaomi'nin yıllık şovlarından bir tanesi. <laughs> ara ara böyle bir yeni bir teknoloji ürettik deyip onun şovunu yapıyorlar. Bu sefer de... Şimdi de... bir şovu yaptıktan sonra unutuyorlar biz böyle bir şey yapmıştık diye. Şey mesela son şeyi göstermişlerdi. Havadan. <laughs> Ayda, kablosuz yani tam manasıyla kablosuz şarj konusu. Şimdi de Hyper şarj adını verdikleri gerçek manada hızlı şarj sistemini tanıttılar. Kablolu 200 Watt kablosuz 120 Watt olarak orada gösterildi. 8 dakikada 0'dan 100'e geldi. Mi 11 Pro'yu o sırada ona göre modifiye etmişler. Kablolu olarak 8, kablosuz olarak 15 dakikada 0'dan %100'e şarj olduğunu görüyoruz. Ama şu şöyle bir durum var bu yeni gelir bir cihazlar şu an belli değil de geçen sene zaten Mion Ultra'da 120 watt şarjı hmm. kullanmışlardı. Ha zaten 65 watt'a göre çok büyük bir fark yapmıyordu. Oradaki büyük ihtimalle gerilim değerleriyle alakalı tam bilmiyorum işin teknik kısmını. Onu bile bu sene yenilemediler ama bu sefer Şimdi böyle Xiaomi bir, mi? şekilde Nasrettin Hoca'lık yapıyor. Ya tutarsa diye gülüm ayalıyor. Tutmadığını gördüğü zaman da hiç şey yapmıyor, ilerlemiyor, zaten. unutuyor onu. Çünkü zaten Xiaomi Fan Levin'in ya siz bunu yapacaktınız niye yapmıyorsunuz deme gibi bir şeyleri yok. Ee, zihniyetleri yoksa onlar kendilerine verilirse onunla yetiniyorlar. Şimdi pillerin dolum teknolojilerinin daha fazla hızlanabilmesi için bu hani pillerin bölünme segmentasyonlarının daha çok artması gerekiyor. Çünkü ne yapıyor şarj cihazları? Farklı segmentleri aynı anda dolduruyor ve hızlandırıyorlar evet. aslında. Öbür türlü yaptıkları zaman pil deforme olmaya başlıyor vesaire ve vesaire. <laughs> iki yüzü mesela ben şey diye düşünüyorum yani biz 2022 sonuna kadar böyle bir ürün görmeyiz pazarda diyorsun düşünüyorum. Bana da öyle geliyor çünkü yani daha oradaki... bir buçuk yıl var önümüzde bu ürünün ticari bir ürün haline geldiğini görmeyiz bence. Bu standart şey hadi bir şov yapalım şöyle şöyle bir şey olsun işte cihazı değiştirelim üniteyi değiştirelim yani cihazın telefonu buna özel yapalım şarj ünitesini buna özel hazırlayalım filan şey boş durmasın Pazarlama ekibi boş durmasın. Bir şeyleri sürekli alsın. Biraz da zaten işte hani biz teknoloji firmasıyız vurgusunu yapabilmek adına bu tarz şeyleri ortaya çıkartıyor. Elinde lisansı olmayan teknoloji firması değil mi? Bizim <laughs> Türksel gibi. Devam edelim. Boş ver. Bir diğer yandan yine sağlık konusuyla alakalı yapılan bir araştırmada insan ömrü güncel bir şeye göre fark edilmiş. Yani maksimum insan ömrünü 120 ila 150 yıl e, olabildiği konuşuluyor. Bunun sebebi de hani vücutta yani sen kendin istediğin kadar korun et hani vücuttaki kendi yenilenme süreci e, azaldığı için ondan sonrasında e, pek de yemez. Durumda. Yani bu organizmanın en uygun koşullarda hayatta kalabilme süresi 150 yıl. Yani şey Maksim gibi şu düşün. Anda... Covid-19 açık alanda ne kadar kalabiliyordu maksimum? 3 gün mü kalıyordu? öyle diyorlar. 3 yani gün şey mü 5 gün mü neyse o organizma o kadar kalabiliyor. Bu organizma da en ideal koşullarda en fazla 150 yıl kalabilir diye tespit etmişler. Zaten hani insan vücudunun yani bizim yaşlanmamızı sağlayan ya da en azından işte uzun yıllar boyunca yaşamamızı sağlayan şey bizim en temeldeki hücrelerimizin yenilenmesi yani insan vücudunun kendini belli bir sürede yenilemesi. Özellikle şey tarafında görürüz işte sigara kullanmayı bıraktığında hemen 1-2 saat içerisinde bir şeyler değişir. Sonra belli bir süre sonra akciğerlerin neredeyse tamamıyla kendini yemiş, yenilemiş olur diye bir söylem vardır ya o zaten vücuttaki her şey için geçerli ama her geçen saniyede ee, bu süre yavaşlıyor ya da yetisini getiriyor. Hatta orada şey örneği vermişler. 40 yaşındaki bir yetişkinin iyileşme süresi ortalama 2 haftayken 80 yaşında da bu 6 haftaya çıktı. İşte 120'li yaşlara geldiğinde ise artık kendini e, yenileme yenileyememeye başlaması gibi bir e, şeyin ortaya çıktığı. E, Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, bizim ülkemizden bahsedecek olursak bizim ülkemizde biz ee, devleti yönetenlerin gerekli önlemleri almadıkları için her gün öldürülen kadınların haberlerini görüyoruz. Ee, o ya da bu sebeple hastalıklar yüzünden işte SGK kapsamına alın da alınmadı muhabbetli yüzünden küçük çocukların hayatlarını kaybettiklerini görüyoruz. 3 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki çocuk müdahale edilemeyen ama dünyada tedavi edilen bir hastalık yüzünden ölürken 25-30 yaşlarındaki bir tane kız çocuğu işte birisini sevmiş hani gönül bir akada konar boka da konar mantığıyla gitmiş yanlış yere koymuş konmuş diye öldürüldüğünü görürken yani gencecik hayatların sadece bu coğrafyaya özel sorunlar yüzünden söndüğünü görürken insan ömrünün 150 yıl olması bana çok fazla bir şey ifade etmiyor. Büyük bir şımarıklıkmış gibi geliyor bir yandan da yani Burada önemli olan şey bence kaç yıl yaşadığımız değil tek başına. <laughs> o kaç yılı nasıl yaşadığımızın da bazı şeyleri var. <laughs> ben de zaten ee, Ne derler? Ee, saç ayakları var. Yani bir Finlandiyalının yaşadığı <laughs> gibi yaşayamıyorsan. Ona gibi. Ee, ya da atıyorum. Yani böyle hani ben böyle çok fazla işte Finlandiya, İngiltere, Amerika, Almanya, Almanya falan demek istemiyorum ama. Şurada kuş uçuşu mesafeyle 3 saat 4 saat sonra gittiğin yerdeki adamlarla. Benzer bir hayat yaşayamıyorsan o zaman işte 80 yıl mı yaşadın, 100 yıl mı, 120 yıl mı, 150 yıl mı yaşadığın çok da şey değil. Ben tahmin ediyorum ki bu açıklanan 150 yılda zaten bilimsel şeyi dayanağı çok kesin olmayan bir öngörüdür. Ben bu konu haberi inceleyemedim. Hı hı. Ne olduğuna çok bakamadım. Yani şey ee... biyoteknoloji firması Gero ile Amerika'daki Roseware Park kapsamlı merkezi tarafından yapılan bir araştırma ve Nature Communications dergisinde de hani bu araştırma yayınlanmış. 150 yıl yaşamak ister miyiz onu ha. bilmiyorum ben yani. Ben ona yani mesela ben burada hayatta istemem. Gerek yok o kadar da yani. <laughs> hani bir de şey çok ihtivalli değil zaten. Hani maksimum olduğu için Hani en sağlıklı geçen şeyde olmalı bu durumda zaten benim işte belli başlı kötü alışkanlık diyebileceğimiz şeyler olduğu için bende o süre zaten düşüyor mantık ki Bir de insana zaten hani bu birçok doktorun vesaire de söylediği insana en çok zarar veren şey stres olduğunu bildiğimiz için biz de şey olarak Türkiye'de yaşayan insanlar olarak onun menba'ını aldığımız için çok zor yani bizim o şeyleri görmemiz. Ee... Biz Türk insanı olarak 2021 yılında en çok satılan otomobillerle devam edelim. Yani ne kadar yaşayacağımız, nasıl yaşayacağımız değil. <laughs> Bu da bir aslında fiyatlarıyla da <laughs> 2021'in e, yine şeyden Otomotiv distribütörleri derneği tarafından ki hemen hemen ara açıklandığında biz burada e, konuşmuş olduk bu durumu Ocak Mayıs yani aslında Q1 dediğimiz ilk çeyrek dediğimiz dönemdeki verilerde e, açıklandı e, toplam sayıyı almamışım ama 2020'nin ilk çeyreğine göre 71 otomobil satış e, artışı var 2020 ile hiçbir şey kıyaslamamak lazım evet, Sence, gibi. sadece hasta <laughs> sayısını kıyaslayabiliriz <laughs> ya başka bir şey yok. Onda da zaten çok farklı değer oluyor da. Baktığımızda tepede fiyat var. 32.378 araç satmış. Renault takip ediyor. Sonra Volkswagen Renault ile Volkswagen çok yakın zaten birbirine. Toyota, Skoda, Peugeot, Honda, Hyundai, Dacia ve Opel olarak sıralanıyor ilk 10. Model bazında baktığımızda 32.378 satan fiyatın 23.371'i Ege olmuş ki gerçekten hani Fiyat bazında en çok dikkat çeken araç çıktığından bu yana şimdi de bayağı şey yapıyor. Yine yollarda çok gördüğümüz Corolla ikinci sırada geliyor. Filolarda çok fazla gördüğümüz Megan ve Clio ardı ardına gelmiş. Devamında Honda kanadından Civic, Volkswagen tarafından Passat, Dacia'dan Duster, Egea'nın Egea Cross'u Egea da yine bu listeye devam etmiş. Ve Polo ve en sonunda da Hyundai i20 şeklinde en çok Türkiye'de satılan bu 3 ay içerisinde satılan araçlar olmuş. Buna büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde Renault'un Taliant'ı falan da eklenecektir. Yeni yeni e, şu anda duyurulan ve fiyat olarak da bu seviyedeki cihazlar demeyelim otomobillerde olanlar falan eklenecektir. Ama artık böyle şeyleri de görmüyoruz. Hani şeyleri de hatırlıyorum eskiden mesela polo değil burada golf olurdu. Hani C segmenti dediğimiz araçlar olurdu. Artık B'ye düşmüş. Bana yani. bu hafta benim ilgimi çekmeyen ikinci haber bu. İlki Kövensi sebebiydi, İkinci de bu <laughs> haber. Hiçbir söyleyecek bir şey yok benim açımdan. Eee alan hayırlı olsun. <laughs> eee keyifli kullansınlar. E, gönlünde olanlar da inşallah tez zamanda e, ekonomiden gevekli nefes alıp istedikleri ve otomobil alıp kullanabilsinler. Başka söyleyecek hiçbir lafım yok. Bir diğer yandan Nvidia'da yeni kartlar ortaya çıktı. AMD ise mobil kartlarını duyurdu. Nvidia 3070 Ti ve 3080 Ti modellerini çıkarttı. Türkiye fiyatları da belli oldu ama şunun altını çizelim. 3080 Ti için 13.500, 3070 Ti için 6.500 açıklandı ama daha öncesinde gördüğümüz gibi bunlar Nvidia'nın tavsiye edilen satış fiyatı oluyor. Daha sonrasında Asus, Gigabyte MSI Palit vesaire kendisi burada özelleştirme ve güçlendirme yaparak bundan çok daha yüksek fiyata satılıyor. Yani 3080'in zaten piyasadaki fiyatını biliyorsunuz. 13500'e hayatta 3080 Ti bulamayız yani. Onu bir unutun. Onu baştan söyleyelim. Ama en azından her, her ikisinin de daha da güçlenmiş iki versiyonu e, ortaya çıkmış oldu. E, 3080 e, TI'de 12 GB, 3070 TI'de de 8 GB GDDR6X bellekleri var. AMD kanadı da laptoplarda önemli bir atılım yaptı. Nasıl ekran kartında yani masaüstü tarafında da 6000 serisi güzel bir aşama kaydetmişse burada çok daha ciddi bir sıçrama görüyorum en azından kağıt üzerindeki ve verilen performansa. RX 6800M, 6700M ve 6000 600M var. 6800M Nvidia kanatındaki 3080'e göre %14 ila %40 arasında bir performans artışı daha iyi bir değer verdiği ortaya çıkıyor. AMD burada verdiği değerleri ki şimdiye kadar hiçbir zaman ya biz bu kadar iyiyiz deyip kötü çıktığını görmedim gerçekten. Hani Lisa Su ne diyorsa orada hep doğru çıktı. Bu veriler güzelse Laptoplarda son dönemde AMD'li işlemci olsun işte RTX ekran kartı olsun isteyenler çok var üst seviye performans hı hı. arayanlarda. Görünen o ki e, laptop kanadında da insanlar full AMD sistem istemeye başlayacaklar. Burada gerçekten e, örneğin en düşük modeli RX 6600M'de m e, RTX 3060 6 GB versiyonundan bile iyi değerler sunabildiği söyleniyor ve ortaya çıkan testlerde de bu sağlanıyor. Bu haberimiz bitti galiba değil Hı -hı. mi? Bu kadar. Şimdi ben bu haberle ilgili bir şey söyleyeyim, sonra bir sonraki haber geçireyim. Ee, ben Nvidia'nın son zamanlarda, şöyle söyleyeyim, ben Nvidia'ya kızgınım. Nvidia'nın bu işte oyun platformu ile birlikte Türkiye'deki aboneleri yaşattığı süreci Türkiye'deki Hı -hı. abonelerin hak etmediğini düşünüyorum. Araya başka şirketleri alıp onların para kazanmasını sağlamak bilmem ne filan filan bence Nvidia'ya yakışan hareketler değil. O yüzden Türkiye'de herhangi bir bilgisayar, laptop, masaüstü vesaire vesaire alırken eğer ekran kartına önem veren insanlar varsa eğer dememin nedeni başka bir şey yani oyuncular, profesyonel kullanıcılar vesaire onlara her yapacakları alışverişte Nvidia'nın kendilerine attığı bu kazı unutmamalarını öneriyorum. Benim bugünden sonra alışveriş yaparken ki mantığım şöyle olacaktır. Eğer aradaki fiyat farkı verilemeyecek bir fiyat farkı değilse ya da performans bir... Çünkü şöyle bir şey Türkiye'de böyle bir muazzam bir Nvidia sevicilik var. Ee, bu oluşturulmuş işte. Influencer'de, o oyuncu'da bilmem Intel ne Nvidia de bilmem yaptım. ne falan filan filan bu oluşturulmuş. Yani insanlar tıpkı zamanında AMD'nin yüzüne bakmadıkları gibi ekran kartında da işte o AMD'nin satın aldığı Ati'nin yani Radeon'un yüzüne bakmamak istiyorlar bir şekilde ve böyle Nvidia kullanıcıları sanki cep telefonu tarafında kendilerini iPhone kullanıcılarının koyduğu pozisyonda falan koymaya çalışıyorlar. Türkiye'de bunu Nvidia işte bir ve para sıkıştırmış, becermiş. Bu ruh halinden çıkın. Evet yine Nvidia alabilirsiniz Nvidia almayın diyecek ama mesela ben almamaya çalışacağım hayatımın bundan sonrasında Nvidia bu yaptığı hatadan dönünceye kadar ya da Türk halkından bir şekilde özür dileyinceye kadar ee Yine Nvidia alabilirsiniz Ama Nvidia'nın yaptıklarını unutmayın diyorum sadece Nvidia eline geçen ilk fırsatta Türkiye'deki oyun oynamayı seven insanların Aleyhine Adımlar attı Ve Özür dilemedi, geriye dönmedi, kendi normlarını kabul ettirdi insanlara. Hiç ta şey yapmadı e, ne derler, e, uzlaşma e, ya da şikayetleri dinleme, insanların niçin rahatsız olduklarını anlama gayretinde falan bulunmadı. Sizi oyun platformunu sunan şirketle sizi ekran kartını sunan şirket birbirinin aynısı arkadaşlar bunu unutmayın. Bir tarafın iyi, bir tarafın kötü olması mümkün değil benim gözümde. Benim gözümde şu anda iki taraf da kötü. Hiç bu kadar basit. Hadi son haberimize geçelim. İstanbul'da skutur düzenlemesi. Neymiş bu düzenleme ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu elektrikli skutur olayı zaten bayağıdır konuşuluyordu. Onunla alakalı e, resmi bir düzenlemeyi yaptı. E, verilen şeylerde... bir yıl önce, bir buçuk yıl önce falan konuşuluyordu. ya pandemi girince Böyle bir şey oldu, değil mi? İş evet. unutuldu. Bir bakanlıktan falan. bir şeyler çıktı, hı hı. düzenleme oldu falan. Zaten onun ışığında e, ayarlanmış. Şimdi de artık şey de oldu ya. E, artık dışarıya çıkma oranları da hı hı. artacağı için hemen e, şey yapılmış. E, Scooter kiralayan firmalar için artık bir e, kayıt altına alma ve lisans sistemi geliyor. Zaten biz de bunu hep belirtiyorduk. Hı hı. İki yıl geçerli olacak ve 15 yaş altına. Ee, yasak olacak. Şirketler 2 yıldır bir lisanslarını yenilemek zorunda evet. kalacaklar. Bakanlık her şehirde yaşayan 200 kişiye bir skuter oranı belirlemiş. İBB'de bu oranlardan yola çıkarak 75 bin skuter lisansı verecek aslında evet. Türkiye'de. Ama bu 75 bin skuter lisansının Kaç şirkete verileceği sanki pek belli değil. Değil mi? Yani mesela bir şirket çıkıp tamam ben 75 bin scooter İstanbul'da sağlıyorum derse... Yok onda şey verilmiş. Verilmiş ee, mi? Bu skuter işletmek isteyen her bir şirkete en fazla 75 binin 5'te 1'i kadar Heh, hak veriliyor. Okey tamam 5'te 1'i kadar hak veriliyor. Aynı zamanda herkes de ya ben işte şu kadar scooter satın aldım ben de işletiyorum demekten ziyade onların da kendi Tabii. işlerinde yani en az, az 5 olacak. tane şirket olacak. 75'in 5'te biri bin yapar. <laughs> en az 5 tane şirket olacak demek ki tüm İstanbul'da en az 5 operatör olacak. Bu çok güzel bir şey. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Hatta Buradaki en fazla kadar... 5 şirket olabiliyor demek daha doğrusu. En fazla 5. Aynen. En az mı dedim? yanlış evet. söylüyorum. En fazla 5 şirket olabilecek. 15 ay bin scooter şey yapabilirsiniz, tedarik edebilirsiniz. Bu da demek ki, 5'ten çok daha fazla şirket olacak. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Rekabet ne kadar artarsa, cihazların yenilenme oranı ve ve o kadar yükselir. Ödeme sistemleri o kadar makul ve mantıklı bir hal alır. de ödenen komisyonlar, şunlar, bunlardan falan bahsediyorum. Bir de büyük bir ihtimalle cep telefonunda olduğu gibi ortak kullanımlar, şunlar, bunlar ortaya çıkacaktır. Eğer küçük küçük şirketler olursa, hı hı. ortak kullanımlar, farklı kampanyalar vesaire ortaya çıkacaktır. Sağlıklı bir iş, İBB'nin eline sağlık. Benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu yönetiminin yaptığı ender iyi işlerden bir tanesi. Hatta Bana göre yaptığı Ender iyi işlerden bir tanesi. Bu eklemişler. Onlardan da bahsedelim. Artık kaldırımlarda sürmek resmi olarak da Hı -hı. yasaklanmış oldu. İki kişinin binmesi yasak. Bir diğer yanda Ukomke'de bunların park edilebileceği vesaire gibi alanları da. E, ayarlayacak yani öyle kafana göre artık anladığım kadarıyla e, gidip evin camına bağlayıp gidemeyeceksin evin yani. camına hemen oradaki gördüğün elektrik direğine bağlama durumu da olmayacak e, bu tabii ki onların e, işte martı ve benzeri scooter servislerinin e, bir nebze zararına olacaktır o kolaylığı zorluyor ama sonuçta e, ortak kullanılan bir yoldan işte kaldırımdan vesaire bahsettiğimiz için bunlar yapılması gereken düzendi. Ee, umarım şey de var zaten hani artık yolda veya bisiklet yolunda bisiklet yolu varsa orada sürmek durumundasın. Yoksa yol kenarından devam edeceksin. Ee, bu tarz hareketlerle de e, zamanında zaten İmamoğlu'nun o hedeflerinden birinde vardı bildiğim kadarıyla. Bisiklet yolları da hı hı. arttırılırsa e, en Şu azından İstanbul'da, İstanbul'da, büyük yolların tamamının sağ şeritli ve otopark. Bu bir şey yok dünyada. Yani hani e, sen orada esnafsın diye arabanı oraya bırakmak zorunda değilsin. Ya da mesela çok hukuklarla falan kapatıyorlar ya. Hı hı. Yok öyle bir şey. Oralar aslında e, bu kanun yani 75 bin tane skutu veya İstanbul'da işletilebilir forma gelirse bisiklet yolları ve zaten otomatik olarak oluşturulmak zorunda kalacak birçok yerde. E, şimdi ben mesela bazı ilçelerde bisiklet yolları görüyorum. Mesela işte en son Beykoz'da bu eski Zeytinburnu Belediye Başkanı, Beykoz Belediye Başkanı olunca Zeytinburnu'ndaki kötü alışkanlıklarını gördüğüm kadarıyla şeye de Beykoz'da taşıdı beyefendi. Orada da böyle anlamsız yolun ortasına bu yol bisiklet yoludur yazmıştı. Zeytinburnu benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da minibüs trafikli yani minibüs trafik canavarı olan minibüslerin en yoğun olduğu bölge. İşte orada böyle kendince bir bisiklet devrimi yapmıştı beyefendi takip ettiğim kadarıyla. Zeytinburnu'nun doğası gereği oraya, orada bisiklet olmaz. Yani bu çok normal. İşte doğası gereği dediğim halkın da zaten öyle muazzam bir bisiklet sevgisinin sevdasının falan olduğunu sanmıyorum. Şimdi bu tarz işlerin tamamında mesela İBB'nin aldığı kararlar emniyetin bu kararları yani trafik polislerinin bu kararları ne kadar uyguladığı ve halkın ve ne kadar destek olduğu ile alakalı. Yani sen diyorsun ya şimdi park olacak. Oye bırakılacak ama bu şirketler için iyi olmayabilir diyorsun yani Hı -hı. onu söyledi iyi olmayabilir diye bir şey öyle olacak yani sen doğru, ee, doğru, doğru. aynen öyle o bisikleti o ya, ya da şey skuturu götürüp bilmem kimin evinin bahçesine demirleyip gidemezsin böyle bir lüksün yok senin aynen. sen de adam gibi kullanacaksın o skuturu kiraladın yani martının sahibi gibi olursan olmaz bu işte başka formda insanların başka formda şirketler kurmaları gerekiyor ve başka formda müşteriler edinmeleri gerekiyor. Ben bu skuturu kıvadım yoldan da gidelim, o kaldığımdan da giderim, yavaş da giderim, hızlı da giderim, 3 kişi de binerim, 5 kişi de binerim üstüne falan. Olmuyor böyle hikayeler. Bunlar şey değil, medeniyet göstergesi değil. Medeniyetin göstergesi bir tane onu uyayacaksın. Şimdi İBB anladığım kadarıyla bu uyulacak olan sınırlı ve belirliyor. Çok da güzel yapıyor. Bu sınırları eminim Kerim'de yazılan belgeler gibi değiştirilemez değildir. Zaman içinde organizasyon şeması içinde eksikli ve fazlalığı ve bilmem ne diyor değiştiriliyor zaten. Önemli olan şey şu. İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden birisi ama İstanbul'da yaşam çok zor. İstanbul'da yaşamı kim kolaylaştıracak? tek başına İBB kolaylaştıramayacak. İBB'nin böyle bir gücü yok. İstanbul'un halkı, İstanbul'un polisi, İstanbul'un valisi, İstanbul'un belediyesi ve merkezi hükümet bir veveye gelerek bu yolu işi kolaylaştıracaklar. Burada herkese şey düşüyor ne derler e, ee, iş düşüyor. Herkese roller düşüyor. Şimdi 75 bin çok fazla bir rakam. Özellikle bunu söylemeye çalışıyorum. İstanbul için bile fazla 75 bin skuter. Ee, 75 bin koyacak yer 75 bin skuturun gideceği yol lazım bize evet. ve bu yerlerle bu yolların skuturlar ve bisikletler tarafından kullanılmasını sağlayacak olan bir bilinç lazım. Yani sen skuturların park yerine götürüp arabanı park etmeyeceksin. Hayvanın evladı orası senin park edeceğin yer değil. Sen gerekiyorsa gideceksin 3 kuruş para vereceksin. Oradaki Otopark, İBB'nin evet. otoparkına park edeceksin şeyi. Şimdi bunların hepsi yaşanacak bu ülkede. Tıpkı o skuturu alıp götürüp bilmem kimin evinin kapısına kilitleyen hayvanın evlatları olduğu gibi bunları yapanlar da olacak. İşte zaten regülasyonlar bu noktada önemli. İngiliz de biliyor götürüp onu bilmem nereye park etmeyi ama etmiyor. Niye? Ettiğim zaman diyor kan benden diyor çünkü. Hmm işte Martı ve benzeri organizasyonlar da bu hatayı yapanlara belediye polis valilik çerçevesinde ceza yazılmasını sağlamak zorunda. Yani şimdi mesela şöyle bir şey biz Türkiye'de şunu gördük mü mesela Martı bugüne kadar herhangi bir müşterisini polise şikayet etti mi? Görmedim yani. Ha, maksimum şeydir kaçırdıysa. O adli bir olay ama mesela e, şey yaparken eee skuturla seyahat edip. ederken ters yöne girdiğini biliyor mesela adamın. Hı. Hmm. Ters yöne girdiği için kimse şikayet etti mi? Etmedi. Ee, çok hızlı gittiklerini biliyor. Çok hızlı gittiğini bildiği için kimse şikayet etti mi? Etmedi. İnsanlar Martı'ya şu evet şurada e, yanlış işte 5 kişi binmiş üstüne bilmem ne yapmış falan diye video paylaştıkları zaman bile Martı bunları görmezlikten geldi. Şimdi bu regülasyonlarla Martı görmezse polis görecek iki kişinin birliğini. Onu söylemeye çalışıyor Ve cezalar kesile kesile nizam sağlanacak. Ne yazık ki nizam bizimki gibi Orta Doğu'lu ülkelerde kendiliğinden oluşabilen bir şey değil. Ee, sanmasınlar ki arkadaşlarımız batı dünyasında kendiliğinden oluşuyor. Orada da kendiliğinden oluşmuyor. Orada insanlar nizama sokuluyor. Evet. Çünkü onların bir sokma gücü var. Sokabiliyorlar. Eğer Sokabiliyor canı isterse. Neye sokuyor? Nizama sokuyor. Türkiye'de böyle bir erk falan çok yok zaten şey olarak. Yani işte ee, o yüzden bu yapılan iş bence çok önemli bir iş. Kesinlikle. E, İBB inşallah bu işin altından alnının akıyla çıkar. Diğer şehirle ve de örnek olur. Çünkü bunun sonraki şehirle ya da var. Yani İstanbul ve evet, belki Scooter için, bisiklet için çok uygun e, şehirdi. Sonuçta Tepe'li bir şehirden bahsediyoruz. Kendi haliyle büyüdüğü versiyonuyla yani bugün tepe dediğimiz eski yani İstanbul da İstanbul'un onda ikisini falan kaplıyordu. İstanbul artık on misli büyüdü ama adı düzce olan dümdüz şehirlerimiz var. Konya dümdüz şehirlerimiz var. Bu şehirlerde kullanılan bisiklet, motosiklet bilmem ne falan gibi şeylerin de zapturapt altına alınması gerekiyor. Öyle ya da böyle zapturapt altına alınması gerekiyor. Farkındayım. Bu söylediğim şeyler mesela şu anda Konya'da skuter kullanan arkadaşımızın hoşuna gitmiyor. Ama nizam böyle bir şey. Uyulması gereken bir şey. Uyumak zorunda olduğumuz bir şey. Ve nizamnameler insanların e, rahatsız olsun diye değil, insanların herhangi bir işi yaparken, herhangi bir eylemi yaparken daha güvenli yapabilmeleri i̇şte için konulan düşünülerek şeylerdir. E, nizamname işte kanundan bahsediyoruz. O yüzden bu çok güzel bir şey. Ee, ben hep söylüyorum ee, İmamoğlu'nun İstanbul için çok da fazla bir şey yaptığını düşünmüyorum seçildiği günden bugüne kadar şeyi de söyleyeyim ben böyle söylediğim zaman işte bir yerim böyle politika yapma bilmem ne filan diyenler var yapacağım politika oy verdim ben bu adama seçtim ne yaptığını evet. ben takip edeceğim yani hani niye başkası takip etsin bu güzel bir iş İnşallah ellerine kollarına şey yapmadan ne derler ee, bulaştırmadan yaparlar uygularlar ve takip evet. ederler en önemlisi Tabii. ve takip evet. eder aldık kararı diye. bugün öldü tamamıyla onlarla alakalı da nasıl olduğu yani bu karar alındığı sevindik ee, işte normale dönmeye başladığımızda buradan dışarı çıktığımızda hala da e, saçma sapan yerlerde e, şeyler göreceksek, e, Tabii göreceksek niye niye böyle söylüyor konuşuyor biliyor musun İstanbul'daki taksiler hala boşu boş İstanbul'daki minibüsler hala boşu boş İstanbul'da şu anda en büyük trafikteki sorunu belediye araçları yapıyorlar. Belediye araçlarından kastım ne? Otobüsler Otobüs. ve belediyenin kendi kullanımına ait olan araçlar. Trafikteki en hatalı davranışları belediye otobüsleri ve belediyenin belediyenin ve belediyelerin yani sadece İBB'nin değil, hı hı. ilçe belediyelerinin de makam arabaları hizmet arabaları ve ne. Mesela, mesela ben ters yönden gelen ve o tek şey, yön yani Geri ikimizden birinin geriye gitmesi gereken bir şekilde Beykoz Belediyesi'nin e, aracıyla Doğuş da... biliyor kamyonun arkasında. Hafta en az 2 kere 3 kere Doğuşlu Belediye Otobüsü'nün plakasını bana yaz diye şey yapıyor ve yan koltuğumda otururken WhatsApp'tan bana onun plakasını yazıyor. Sağa dönüşte dördüncü şeridi yapan belediye otobüsleri var bu şehirde. Sinyal vermeden 4 şerit değiştiren belediye otobüs arabası var. 45 kilometre hızla, bak 45 kilometre hızla en sol şeritten Kavacık'tan Kozyatağına doğru giden iski arabası var. Videosunu çektim şikayet olarak gönderdim İBB'ye. Hatırlıyorsun geçenlerde bir tweetimin altına şey diye cevap verdiler. Söz konusu araba İstanbul Büyükşehir Belediyesi envanterinde yoktur diye şey verdiler. Hmm. Şimdi şunu söylüyorlar diyorlar ki yanında İBB yazan ve bizim envanterimizde olmayan otomobiller var İstanbul türüfiğinde. Abi sen bulup onu ve eleyeceksin. Beni ben, değil de ben, daha büyük hata. Ha hata. aynen öyle yani ben değil vatandaş Ersin olarak ben onu bulamam. Sen bulacaksın nasıl bulacaksın? Polis aracılığıyla, kolluk kuvvetli ve bulacaksın. Bu kadar kameraman var İstanbul'da. O kameramanlar aracılığıyla bulacaksın. Bu kadar, bu kadar değnekçim var. İBB park hizmeti olarak koydun. Değnekçi diyorum diye o çocukların hiçbirisi bana şey yapmasın. Ne derler? Kızmasın. Yaptıkları bir işin halk arasındaki tabiri bu. Otoparkçım var. O insanlara vereceksin bunların şeylerin listelerini. Eğer size geliyor park ederse, önünüzden geçerse haber verin diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi çok büyük bir organizasyonun altından kalkamayacağı işler değil bunları. Şimdi bunlar yapılmadığı için niye yapılmadığını söylüyor. İmamoğlu seçilirken bu vaatlerle benden oy aldı. Ne dedi bana? İstanbul trafiğini halledeceğim dedi. Hı hı. Halletti mi? Yok hiçbir şey halledemedi benim gördüğüm. Ben o noktadayım. Verdiği sözleri sıvayla tutsun. O zaman ben İmamoğlu'nu desteklerim. Ben o sözleri şey yaparak ne derler? Kanarak İmamoğlu'na oy verdim. Bir sonraki seçimde kime oy verip kime oy vermeyeceğim beni ilgilendirir. Kimse hani bana işimi öğretmesin. Peki yani. ne yapacaksın bir sonraki seçimde bilmem ne falan diye. O, o seçime geldiği zaman kaynelerini açığa bakarız o zaman karar veririz. Ben partizan değilim. İmamoğlu'na oy vermemle Ahmetoğlu'na oy vermem, Ahmetoğlu vermem Mehmetoğlu'na oy vermem arasında benim için hiçbir fark yok. Ben hizmeti kimden alabileceksem ona oy veririm. Yani ben biraz kendimi horoz pozisyonunda görüyorum. İstanbulluyum. Bu şehirde doğdum, Zaten... bu şehirde yaşıyorum. Ee... vergimi bu şehirde ödüyorum e, tüm hizmetlerimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden almaya çalışıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sattığı tüm hizmetleri ondan almaya çalışıyorum. O yüzden bunları soracağım tabii ki. İmamoğlu trafiği düzeltmek istiyorsa düzeltmek istediğini bize göstereceği hiçbir şey yapmadı bugüne kadar. Diye bir ki yaptırılmıyor bilmem benim derdim o değil bana seçimde o isterken yaptığım yapmam engellenebilir gibisinden bir şey söylemedi. Yapacağım bunları dedi. Ben o yapacağıma kanarak Oy verdim İmamoğlu'na. O yüzden ee, bunu yapsın, bu çok önemli bir iş. Belki bunun sayesinde minibüsleri, taksileri ve hatta kendi belediye otobüslerini filan da zapturapt altına alır. Ben eminim sadece İstanbul'daki belediye otobüslerinin trafik kurallarına uyması sağlanabilse İstanbul trafiği rahatlar, büyük ölçüde rahatlar. Bir şikayet kotası getirilsin vesaire neden olmasın? Atacaksın işten ya. Yani mesela duraklardaki birçok durakta kamera var. O kameraları incelenecek. Adam eğer ikinci şeritte yolcu indirip indiriyorsa bu birçok insanın hayatında şey yapıyor, tehdit ediyor. Doğrudan atacaksın işten tazminatsız falan. Üç kişiyi atacaksın. Ondan sonra kimse indirip indirmeyecek. Ha şu var. Senin durağın aynı anda 15 tane otomobil otobüsü çekmiyorsa çünkü İstanbul'da böyle yanlış yapılmış şeyler de var, işler de var. O zaman o durağı nasıl böleceğini her otobüsün o durakta durması gerekiyor mu gerekmiyor mu etüdünü başka türlü yapacağını araştıracaksın. Yani halkta hmm. halk da kusura bakmasın buradan geçiyor ama bu durakta durmuyor. 50 metre ilerideki durakta iniyor, duruyor. Ben o indiğim zaman 50 metre yürümek zorunda kalıyorum diye ağlayıp sızlamayacak. Çünkü burada şehrin trafik dediğimiz şey başka bir ahengini oluşturuyor. İstanbul'da trafikte ahenk yok. İstanbul'da trafikte durma var. İstanbul'da trafik sürekli duruyor. <laughs> Sol şevitler duruyor İstanbul'da. Yani sabahları ben işte Ümraniye'den Kavacığa geliyorum. Ee, ne yazık ki köprü trafiğini çekiyorum ve köprüden geçmiyorum. Sol şevit duruyor mesela bu komik bir şey değil mi Yani. sol şerit, sol şerit, yavaş, hızlanma şeridi değil mi <laughs> sol şeride gireceksin önündeki arabaya geçeceksin e, sonra tekrar orta şeride geleceksin. özellikle kaza falan varsa e, yani farklı bir durum olmuşsa orada bir işte bir şey kavgası gürültüsü emniyet şeridinin de Durduğunu görüyorum. Ümraniye ile Kavacık arasındaki tüm emniyet şeritlerini belediye otobüsü kullanıyor sabahları ve bir de sayın valimizin gıkını çıkarmadığı çakarlı. Ne onlar arabalarda niye çakar olduğunu bilmediğimiz çakarlı arabalar kullanıyor. Vatandaşın o kadar fazla kullandığını görmüyor ben. Evet vatandaş da giriyor hatalı olarak ama mesela bir gün oturalım bir yerde, bir sandviç, şu piknik masalarından falan koyalım temin kenarına, sayalım bir saat içinde kaç kişi kullandı diye. En çok belediye otobüsü, İkinci çakarlı, polis ya da ne olduğunu bilmediğimiz çakarlı arabalar. Bunların arasında jipler var, Mercedes Vito'lar var. Hepsi devlet erkanına ait mi onu da bilmiyoruz zaten neyin ne olduğunu. En az da vatandaş var. Şey olur. O yüzden bu işlemin tamamının çıkış noktası bu olabilir. Çok ciddiyim. Bu çok önemli. Benim gözümde. Bir de şey çok önemli. İstanbul Boğazı'nın yolcu taşıma kapasitesi. Biz içinden boğaz geçen bir şehirde deniz hatlarını doğru düzgün kullanamıyoruz. Şu an deniz... denizi doğru düzgün O ayrı, ayrı mevzu deniz hatlarını da kullanıyor. Yani iletişi Ulaşım olarak deniz hatlarını şey yapamıyoruz, kullanamıyoruz. Bugün Beşiktaş'tan birisi doğrudan denizden Beykoz'a gelemiyor. Beşiktaş'tan birisi doğrudan Bostancı'ya gidemiyor. Her zaman gelemiyor. Vesaire vesaire gibi şeyler var. Sınırlarımız var. Şehrin iki yarısında yakasındaki boğaz hattı iskelelerle dolu ama bu iskelelerin bir kısmı günde bir saat ya da günde bir buçuk saat çalışıyor. İskeleye geçtim toplu taşımayı geçtim deniz taksi denilen şey geliştirilemiyor fiyatı düşürülemiyor. Yani sarı taksilerdekine benzer mafyoz bir durum deniz takside de var şey anlamında ve deniz takside bence bu mafyoz durumun daha büyüğü var. Yani evet. özel deniz taksilerinin sana ne zaman hangi fiyatı vereceklerinin şeyi yok kriteri yok. Bazen 100 lira bazen 500 lira isteyebiliyorlar aynı güzel için falan. Bu kadar suyla iç içe olan bir şehirde denizi ulaşım yöntemi olarak kullanamamak beceriksizlik sadece başka bir şey değil. Maliyeti yüksek. Onu yaptığın zaman çok fazla insanın gözüne batmıyor. Sonuçta iki kıyıda oturan insan sayısı az zaten. Bir de artık kıyılar İstanbul'da zenginlerin mekanı olduğu için yalılar malılar filan filan o semtler düşün. Oraya yapacağın şeyi çok popülist bir tavırla anlatamıyorsun da. Onun yerine metro yapmak, metrobüs yapmak, bilmem ne yapmak, insanların sırtlarına yeni ulaşım yüklevi yüklemek daha kolay geliyor belediyelere. O yüzden ben genel anlamda İstanbul trafiğinin çözümü konusunda bu işe, şu ve güveniyorum. Eğer doğru düzgün kullanılabilirse evet. 75 bin skater, 75 bin kişinin anlık olarak sağdan sola gitmesi anlamına gelir. Ee, toplu taşımadaki 75 bin yükün azalması anlamına gelir. Ama bu nasıl olur? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu skotroları kullanan insanların güvenliklerini garanti altına alırsa taksicinin, minibüs şoförünün bu adamları ezmesini engelleyebilirse olur. Başka türlü olmaz bu işlerden. Çok uzun konuştuk bu konuyla ilgili. Şimdi yine altı bir yığın muhalifi bilmem nesi filan sen işine bak zart döz dönecekler. Benim işimlerimden bir tanesi İstanbul'da yaşamak. Ben İstanbul'da yaşamaya çalışıyorum. Şu bütün İstanbulluların da İstanbul'da yaşamaya çalıştıklarını düşünüyorum. İstediğim şey şu, merkezi yönetim, bakanlıklar, valilik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul halkının hayatını kolaylaştırmaya çalışsınlar. Bizim hayatımızı zorlaştırmasınlar. O denizin kirliliği falan onlar çok rezil, çok ayrı konular, ayrıca konuşmamız lazım. Ve sorumlusunu bulmak için de tarihin tozlu sayfalarında geriye doğru gitmemiz gerekiyor. Evet. Ne yazık ki. Yani keşke bugünden dünü olan bir şey olsa da onu da İmamoğlu'nun sırtına yükleyip çıksam işin içinden. Ne yazık ki yok öyle bir şey. Belki İmamoğlu'nun çocukluğundaki ve şunları bunları, ben doğmadan, İmamoğlu doğmadan önceki yöneticileri falan dönüp bakmamız lazım. İhmaller zincirinin bilime değer vermeme zihniyetinin leve mal olduğunu görüyoruz İstanbul Boğazı'nda. Ben haftada iki kere biliyorsun vapura biniyorum. Minimum iki kere vapura biniyorum. Bu pazartesi sabahı e, Bostancı'ya Büyükada'dan gelirken e, denize bakma fırsatım oldu. İçler gerçekten. Yani e, bakarken ağlıyorsun. Manzaraya değil denize ve o teknenin yararak gittiği kitlele ve bakarken kütlele ve bakarken ağlıyorsun. Nasıl deniz bu hale böyle bir hal alabilir? Bunun çözümü ne? Ne yapacağız? Mesela bak göğü farkında mısın? Bir tane yöneticiden bu konuyla ilgili açıklama yok. Bir tane önlem yok. Yani İstanbul 20 gündü bir aydır bu sorunla cebelleşiyor. Bir tane önlem planı yok. Yani mesela ben şunu da razıyım biliyor musun? Birisi kalksın desin ki İstanbul'daki deniz üstündeki trafiği durduralım. İşi bir candan öte bak. Plan yok. Fikir yok. Aynen. Hiçbir şey yani, yok. Ortada. Hiçbir mecradan şey yok. Ee, sebebi ya... Cumhurbaşkanlığı bununla ilgilenmiyor gördüğüm kadarıyla. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgilenmiyor. Atıyorum başka hangi kurumun hiçbirisi ilgilenmiyor. Valilik ilgilenmiyor gördüğüm kadarıyla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ilgilenmiyor. Kim ilgilenecek bu suyla? Ben ilgileneyim. Değil mi? Onu bekliyorlar. Geçim. Gayrı. <laughs> Oy verirken biz. Ee, yerel yönetimde, merkezi yönetimde oy verirken bu ülkenin topraklarını yaşanılabilir topraklar kılmaları için oy veriyoruz. En azından ben öyle oy veriyorum. Yani ben, biz seni katmayalım bu işin içine. Belki sen öyle oy vermiyorsun. Ben, ben, de ee, ben öyle oy veriyorum ve ülke toprakları yaşanılabilir formunu kaybediyor. Bir yerde Siyanür yüzünden kaybediyor, bir yerde HES yüzünden kaybediyor. İstanbul'da işte bu bela yüzünden kaybediyor. İstanbul'un taşı toprağı altın filan değil yani o taşı toprağı altın hikayeleri çoktan geçti. İstanbul çamur oluyor yağmur yağdığı zaman. Çamur kent oluyor mesela. Evet Üsküdar'dan içeriye su girmesini engelledi İmamoğlu sağ olsun teşekkürler de başka sorunlar da var. Ha şudur bu işte başa çıkamıyordu gücü yetmiyordu. E tam bir sonraki seçimde e, aday olmaz. Bu işte ilgilenebilecek olan arkadaşlar aday olurlar. Bizde ee, biz de deneme yamulma yöntemiyle işte bu sefer İmamoğlu'nu seçtik. Bir başka sefer başkasını seçiyoruz, bir başka sefer başkasını seçiyoruz. Bu sorunun çözülmesini bekleriz ama biz oy verirken hep biz diyorum yanlış anlamasınlar. Ben oy verirken partizan olmadığım için sorunların çözümüne yönelik oy vermeye çalışıyorum. Evet, özellikle yerel seçimlerde. lütfen olan... ulaştırmadan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir bu scooter düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri günü gününe so İBB sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını sağlan, sağlasın. Lütfen bilelim Mart'ı lisans başvurusunu yaptı mı? Ne zaman yapacak? Zaten 15 Haziran 15 Temmuz arasında süreçler var. 15 Haziran 15 Temmuz arasındaki ihale sürecinde kaç tane şirket başvuru yapacak? Bunlar hangi tarihlerde girecekler? şirketlerin renkleri birbirlerinden böyle farklı mı olacak? Scooter'ların renkleri, Şu, şey, scooter'ların güçlü güçleri anlamında şeyde ihalenin nizamnamesinde, şartnamesinde maksimum 25 kilometre yapılacak. Nelev olacak olabilir. vesaire vesaire hepsini bilelim. E, İBB'de istiyorsa şey de yapsın bence. Scooter kullanma ehliyeti versin insanlara. Mantıklı olabilir. Nasıl şimdi heskodumuzla kodumuzla şeye biniyoruz toplu taşıma araçlarında biliyoruz. Scooter'a binmek için de bir kodumuz olsun gerekiyorsa. Şikayet Ve buradan, aldığında mesela iptal edilsin. Aynen evet. öyle. Ve buradan da İBB eğer bir bu işin operasyonel maliyeti varsa o operasyon maliyetini kazansın buradan. Ben ödemeye razıyım. Yeter ki nizamı belli olsun. Bence de. Okey. Çok uzattım. Kusura bakma. Estağfurullah. Ee, bir saati açtık diye tahmin ediyorum. 157. Cuma raporumuz böyleydi bundan sonra yayınları şey diye kapatıyoruz biliyorsun maske, mesafe hijyen evet bunlar çok önemli ama Bora'nın kendi yayınlarını kapattığında söylediği gibi ne söylüyordu onu da sen söyle ee, tam şu an ezbere söyleyemem ama aynı zamanda tabii ki sevdiğimiz insanlarla <laughs> e, sarılmayı onlara dokunmayı sevdiğiniz onları... insanların gözünün içine bakmayı, bakmayı onları sevdiğinizi söylemeyi onları Ve, sevdiğinizi öyle. hissettirmeyi ihmal etmeyin maskeye, mesafeye, hijyene dikkat ederken diyelim. Ve önümüzdeki hafta yeni bir cuma raporunda buluşuncaya kadar herkese esenlikler ve mutluluklar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.